sizinle ilgili özel hayatınıza girmek istemiyorum ama dışarıdan algılandığı kadarıyla işte girişte de belirttik, şöyle bir kimlik var, biraz agresif, biraz kızgın, hatta kendine dönük, ki aslında sanatçıların genelinde biraz egoizm olmalı ki belli bir konsantrasyonu yapabilsinler. Ve diğer yanda da aslında paylaşmayı seven bir Okan var mı diye de insanın aklına geliyor. Zira uzun süreli ilişkileri sevdiğinizi, o tür ilişkilere saygı duyduğunuzu söylüyorsunuz. Ki evlilikler konusunda da pek zorlanmadınız. 3 evlilik geçti başınızdan. Bu ikisi birbiriyle zıt değil mi? Böyle bir iki dünya var mı Okan Bayülgen'in içinde? Mutlaka var. Ayrıca da işte biraz önce bahsettiğimiz televizyonun insanları ahlaksızlaştırması burada da ortaya çıkıyor. Çünkü genel bakışta beni kutluyorlar. Aa, ne kadar güzel, böyle 2 sene falan sürüyor senin ilişkin diye. Ben bir erkek fahişe değilim ki. Yani bir duygusal ilişkim, beraberliğim olacaksa bu da normal bir insan gibi olacaktır. Zaten bu televizyonda görünenlerin dışındaki herkes normal ki. Yani hatta 2 senelik bir ilişki ya aferin sana denmesi gereken bir şey değildir. Sen saçmalıyorsun demektir o. Ama o kadar günü birlik işte onlaydı da şimdi buna falan filan takip edilemeyen adamlar silsilesi içerisindeyiz ki aferin bu Okan'a oluyor. Niye? Yani çok normal bir şey yapıyorum ben. Ben hadi beraber yürüyelim diyorum. Hadi gel beraber yürüyelim. Beraber burada oturalım. Yarın da beraber olalım. Ki o andan da paylaşmacı bir yönünüz olduğunu gösteren bir aslında yaklaşım. Tabii ki canım, yani bu adamın bir de mutlaka evde sardunyalarını sulayan bir bölümü olacak. Yani ben evde, yani ne sabahta söylüyorum Okan Bayülgen gibi kalkıyorum, ne akşam Okan Bayülgen gibi yatıyorum. Yani unutuyorum da onu. Yani. Ama yine de aşklarınız çok tek düze değil. Son derece inişli çıkışlı ve hatta çok güzel bir tanım kullanmışsınız. Cinnet aşkı demişsiniz bir yerde. Evet. O anlamda pembe renkli bir aşk değil de belki de koyu kırmızı renkli bir aşk. Şunu söylemek lazım. Yani bunu belki sizin programınızda da bu örneği vermiş olabilirim. Benim izlediğim bir belgesel de bir Hollywood yıldızıyla ilgili. Soruyorlar, diyorlar ki sizin hayatınızda böyle hep gelgitler var, yani bir sevgiliden öbür sevgiliye, işte çok evlenip boşanmışsınız falan, neden? Kadıncağız da diyor ki, yani ben şimdi, bana diyorsunuz ki şimdi bu filmde bir rahibe oyna, ondan sonra bu filmde bir deli, öbüründe bir fahişe, berikinde bir iş kadını filan, ya yani benim bütün bu duygusal fırtınaları yaşamamı bekleyip bir harikulade, bir çılgın, toplumdan farklı bir deli olmamı bekleyip sonra nasıl bir Amerikalı çiftçi gibi evlilik hayatı sürmemi bekliyorsunuz? Yani bu olamaz. Ve özellikle sanatçılar ya da show business içindeki adamlar onun gelgiti hayhuyuyla beraber mutlaka ilişkilerine yansıyor. Siz her o show dünyasının acayipliğine, ben tabii ki her sefer niye evlendim? Bir kere evliliğe saygım olduğu için. Ama her seferinde evimde şov dünyasının acayipliğine bir alternatif huzurlu bir düzen kurmaya çalıştım. Evet, evdeki düzenim huzurluydu.